Halk müziği ile halk edebiyatı arasındaki ilişkiyi konu aldığımız programımızın uzman konuğu Sayın Necat Birdoğan. Necat Bey hoş geldiniz efendim. Teşekkürler efendim. Efendim bildiğiniz gibi halk müziği diğer halk sanatlarıyla yakın ilişkiler içinde. İç içe hatta sarmaş dolaş. Ben size halk edebiyatı ile halk müziği arasındaki ilişkiyi sormak istiyorum. Ancak halk edebiyatı derken buna aşık edebiyatını da eklememiz gerekir. Bu ilişki nasıldır? Nasıl olmalıdır? Nereye kadardır? Sayın Etili, bunlar birbirinin ayrılmaz parçaları. Sanki ikiz kardeş. Evet. Halk edebiyatı, sizin de vurguladığınız gibi yanında taşıdığı aşık edebiyatıyla birlikte halk müziğinin adeta tamamlayıcısı. Şimdi bizde tarih sahnesine çıktığımızdaki ilk müzisyenlerimiz Baksı dediğimiz ozanlar. Bunlar yarı dinsel, yarı sihirsel bir nitelik taşıyarak ellerinde kopuzlarıyla gene dinsel ve büyüsel konuları işliyorlardı. Bizde bunların açılması, ilk türkü sözlerinin yer aldığı kaynağın oluşması 1074 yılında yazılmış olan Divan-ı Lugati Türk'e gidiyor. Orada Kaşgarlı Mahmut kimi sözcüklerin anlamını açıklarken ikililerle, dörtlülerle bunları örneklendiriyor. Şaşılacak kadar 900 yıl geriden gelen bu kaynaktaki örnekler bugünkü Anadolu'nun ya da Türk dünyasının kullanımında var. Örneğin atla ilgili öylesine dörtlükler var ki bugün Anadolu'da bu dörtlükleri görüyoruz. Evet. Daha sonra konular biraz daha değişiyor. Sevgi giriyor. Toplum olayları giriyor. Düğünler giriyor. Bunlara ait ilk örnekleri de 1498 yılında yazıldığı ve bittiği sanılan Alişir Nevai'nin Mizanül Evzan adlı kitabında görüyoruz. Alişir Nevai malum Herat'ta bir büyük devlet adamı, bir büyük vezir, aynı zamanda halk bilimci. Bu kitapta Ölenk, Çenge, Muhabbetname, Arzvari ve Koşuk diye bize gelen ezgi türlerini veriyor. Aklıma gelmişken eklemek istiyorum. Bu koşukta şöyle bir şey diyor. Bir koşuk var kim? Sultan Hüseyin Baykara döneminde adı Türki olarak değişti diyor. Demek ki türkü sözü bize ilk kez Hüseyin Baykara döneminde geliyor ki bu sözün ortaya konduğu tarihte 1480-85 yılları arası. Burada özellikle ölenkleri, tarhanileri izlerken şaşılacak derecede Erzurum Erzincan tatyanlarını ya da çok iyi bildiğiniz gibi Kerkük'te derlediğimiz Yarey Yarey diye başlayan ünlü Kerkük divanını görür gibi oluyoruz. Daha sonra konular iyice gelişti. Halk ozanları yeni şeyler türettiler. Ozanların yanı sıra bir de halk çalgıcıları, halk bestecileri çıktı. Artık ikiz çalışmaya başladılar. Ozan ezgiye değil sözü üretiyor, halk yapımcısı da bu söze ezgi veriyor. Necat Bey, söz ile müziğin aynı anda doğduğunu söyleyebilir miyiz? Daha doğrusu gönül dilinden sazın teline düşüş nasıl oluyor efendim? Şimdi eğer yapımcı tek kişi ise, yani ezgiyi yapanla sözü dizen aynı kişi ise aynı anda tele dökülüyor. Evet. Elbette ki bu bir dakikada olacak değil. Nihayet günler sürebiliyor. Ancak ayrı ayrı kişilerse, yani ozanla sazcı ayrı kişilerse bu zaman farkına da uğruyor. Şöyle ki, kimi zaman sazcı elini alıyor. Sazın perdelerinde dolaşıyor. Var olan bir cönkten, mecmuadan çok hoşuna giden bir şiiri de buluyor. Ona ezgi ile eşlik ediyor. Böylelikle bir türkü doğuyor. Daha sonra bu halkın arasında dolaşarak asıl bestecisi unutuluyor ve halkın ortak malı oluyor. Kimi zaman ezgi önce, kimi zaman söz önce. Ama kimi zaman da birlikte oluyor. Şimdi Sayın Etili, bu halk ezgileri derken ille de %100 halk sözleriyle dolmalıdır anlamı da yavaş yavaş ortadan kalktı. Şöyle ki
Örneğin Diyarbakır'da bir Hüseyin'i divan var. Bu-i vahdet almışam bu sille bir peymaneden. Kanlı zalim men eder meydan beni meyhaneden. Ben içki kadehinin kenarından Tanrı kokusunu aldım diye tasavvuf gösteren bir beyit. Ben bunu Diyarbakır'ın birkaç köyünde dinledim. Oysa ki sözler tümüyle divan edebiyatından alınma. Evet. Ama ezgi tekke edebiyatından, daha doğrusu o yörenin tekke edebiyatından alınma olduğu için halk bunu da kendisine mal etmiş. Ne yapmış bizim güzel ezgilerimiz ki o ezgilerin himmeti var olsun, sevgiyi almış, işlemiş. Karşı dinden olanlarla kardeşliği işlemiş. Elazığ'daki ünlü Ahçık türküsü ya da Şeyh San'an'dan gelen bugün Sarı Gelin türküsü Urfa'ya, vay sinemeller diye geçmiş olan varyant, bir Ermeni kızıyla bir Müslüman gencin arasındaki tatlı ilişkileri anlatmaktadır. Acaba Necat Bey, söz unsurunu karşı tarafa iyice verebilmek için ezgiyi bir silah olarak mı kullanıyoruz? Kullanılmış daha doğrusu. Böyle nitelendirebilir miyiz? Şimdi daha kolay anlaşılması, daha kolay akılda kalması bakımından. Kuşkusuz. Bu sözün yayılması evet. O ezginin sayesinde olmuş. Evet, silah olarak kullanıyor demektir. Şimdi Tuna boyu türküleri var. Oradaki gurbet türküleri hemen hemen Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Çünkü 400-500 yıl Tuna boylarında yavrularımız kalmış. Artık ben gidiyorum, burada nem kaldı. Uçurdum Şahin'i, atmacam kaldı diyen bir Akıncı Bey'inin yanık türküsüdür bu. Bize bu cönklerde yok, mecmualarda yok, divanlarda yok bu söz. Peki biz bunu nasıl aldık kendimizi? İşte o ezgilerin sayesinde aldık. Evet. Yaşayan bir tarih demek ki ezgilerimiz aynı zamanda. Kuşkusuz efendim. Hatta biraz acı olacak ama bir şey söylemek istiyorum. Biz bu ezgileri ve bu türkü sözlerini gereğince inceleyemedik. İnceleseydik halkın tarihi, halkın göç yolları ortaya çıkacaktı. İnşallah bundan sonra gençlerimiz yapacaklar İnşallah. Efendim. Peki Necat Beyciğim, bu türküler, ezgiler günümüze kadar nasıl gelmiş, nasıl elde edebilmişiz efendim? İzin verir misiniz? Bu sözleri en güzel şekilde bize getiren, geçenlerde kaybettiğimiz bir ozandan küçücük bir şey okuyayım. Sarıkamışlı Mevlüt İhsani'den. Aşıkları deli sanma. Her aşığın bir ahı var. Aşık ol. Aşktan usanma. Gıyab etme. Günahı var. Aşık kına yakınır mı? Yazı böyle okunur mu? Sizde bu mal dokunur mu? Bizde sitem tezgahı var. Başı duman dağlar aşık. Mor sümbüllü bağlar aşık. Güler iken ağlar aşık. Bahtımızın siyahı var. Mevlüt İhsani bunu böyle söylerken işte bu sorunun da yanıtını belki veriyordu. Bir yandan yitip gitmiş olan ozanlar ve ezgi yapımcıları, bir yandan adını bildiğimiz bu güzel ozanlar ve imzasını bulduğumuz ezgi yapımcıları bize bunu getirmişler. Onları saygıyla, minnetle, sevgiyle anıyorum. Sayın Necat Birdoğan, programımıza katılarak verdiğiniz bilgiler için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun.